Evet sevgili dostlar golvar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videoya hoş geldiniz. Muhtemelen hepinizin modu benim gibi düşüktür. 28 Şubat 2024 ilk uzun videosuyla karşınızdayım. Fenerbahçe 17 maç sonra kaybetti. MK Ankara gücü ile Fenerbahçe kupaya veda etti. Tam 17 maç sonra kaybetmiş oldu son mağlubiyetin UEFA Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nörçland karşılaşmasında 13 eksikle çıktığı maçta şok bir skorla yaşamıştı Fenerbahçe. Daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemiştim. Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14 Türkiye Kupası'nda 2 Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 14 galibiyet 3 beraberlik almıştım. Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra Ankara gücü maçında aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin kendi son verdi. Ve 2024'te ilk yenilgi yaşanmış oldu. 2024'te 12 resmi maçta 10 galibiyet 2 beraberlik kalınmıştı. Samsun ve Alanyayla. evde berabere kalınmıştı. Son olarak Galatasaray ile 24 Aralık'ta oynanan lig maçında 0-0 beraberlikle ayrılmıştı ve 12 maç sonra Fenerbahçe ilk defa gol sevinci yaşayamadan bir karşılaşmayı bitirmiş oldu. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamaları var <laughs> maçın bitiminde. Tabii ki de e, her türlü açıklamaya şeyimiz var. Farklı konuşacağım şeyler de var arkadaşlar. Şimdi futbolcularımız Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulunuyor. İsmail Kartal daha keza açıklamalarda bulunuyor. Bu arada Mert Hakan Yandaş'ın maç sonunda bir sözleri var. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler mırıldanıyor. Galatasaraylı hesaplar onun küfür olduğunu söylüyor. Yani küfür de olabilir ve bundan ceza alması gerektiğini söylüyor. Ancak maçın bitiminde söylene söylene gidiyor. Bundan bir ceza çıkmaz. Niye çıkmaz onu da söyleyeyim. Hayır, yani yaptığı şey doğru ya da yanlış demiyorum. Ama yanlış anlamayın niye ceza çıkmayacağını anlatıyorum. Maç bitmiş söyleniyor. Hani hepimiz yaşarız bunu. Bazen deriz ki ulan senin zemin diye. Ben senin zemin diye bilmem ne yapayım. Şöyle yapayım. İşte ayağının ayarına bilmem ne yapayım. Ya da takım arkadaşın için dersin ki. Ulan o beyinsiz ya. Ya şunu atamadı da şöyle yapamadı da böyle yapamadı da der. <laughs> Bundan bir şey çıkartamazsın. Yani açık açık ya ben böyle taraftarın da der. Sonra çıkar savunmasına der ki ben kendi taraftarıma kızdım. İşte yeterince tezahürat yapmadılar. Ben buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ha Mert Hakan'a bir şey çıkarırlar mı? Yani en fazla çıksa çıksa bir maç ceza çıkar. Onu da zaten Fenerbahçe-Ankara maçında top mu oynadı? Oynamadığı için de muhtemelen burada çekti sayırlar. İsmail Kartal buraya iddialı gelmiştik. Hemen oyunun başında çok net bir pozisyon bulduk. Cengiz'de bu pozisyonu gole çeviremedik. Sonuçta bu pozisyonu gol yapabilseydik o moralle daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Olmadı. Şunu söyleyeyim. Cengiz Ünder, İstanbul spor maçındaki Cengiz Ünder futbolcuydu. Yani İstanbul spor maçından sonraki Cengiz Ünder ise soytarıya dönüştü. Yani Cengiz Ünder eğer soytarlık ve futbolculuk arasında tercih yapacaksa futbolculuğu seçsin camiamız şampiyonluk kazansın. Rakibimiz daha istekliydi, daha iyi mücadele etti. Maçı kazanmayı daha fazla hak ettiler. Sonuçta istediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık ve kaybettik. Bu sezon bana göre bize hiç yakışmayacak şekilde hiç tepki koymadan maçı bitirdik. Oyuncularımla içeride konuştuk. Bundan sonra hep beraber ders çıkarmalıyız. Bunlar neden oldu? Neden bugün beklentilerin altında mücadele ettik? Sonuçta kaybettik. En başta ben ve oyuncularım ders çıkartacağız. Önümüze bakıyoruz demiş. Ben İsmail Kartal'ın Kıt kafalı olduğunu düşünmeye başladım. Yani kafasının kıt olduğunu, beyninin çalışmadığını, hatalarından asla ders almadığını düşünmeye başladım. Sebebi de özellikle ve özellikle kurun iç inadı. Arkadaşlar bak birçoğumuz amatörde de olsa futbol oynadık. Biliyoruz. Bir teknik direktörün eğer adaletine güven olmazsa hiç kimse çırpılmaz. Şimdi ben çok Fenerbahçe aşığı bir insan olarak söylüyorum. Beni bugün Fenerbahçe'ye koy. Yedek kalmayı dert etmem. Görev verilirse oynarım. Görev verilmesi oynamam. Ben dert etmem. Mesela Serdar Dursun dert etmez. Mert Müldür dert etmez. Ama yabancı oyuncuya bakarsın. O dert eder. Ulan ben niye oynamıyorum? Mesela Ryan Kent niye asilik çıkarttı? Ulan dedi King sakatlanıyor. Yaptığı bir şey yok. Ben şu kadar piyasa değerine sahibim. Şunu yaptım. Ben niye oynamıyorum dedi. Şimdi İsmail Kartal'a diyorum ki sen Kurunic inadı, Zayt inadı sürdükçe Freddy Şimanski'yi dahi kaybetmeyeceğini mi düşünüyorsun? Şu kıt kafalılıktan bir vazgeç. Bugün senin için bir milat olsun. Açık söyleyeyim Kadıköy'de oynanacak bir maçta Kurulic ya da Zayistan biri ilk 11 başlarsa taraftar 7 cettine söver. Ben onu söyleyeyim. Ha 7-0 8-0 falan kazanırsan bir şey demem. Ki Fenerbahçe oyun gücü olarak geri gidiyor mu? Son haftalarda çok çok geri gitti. Bir soru geliyor Fenerbahçe'nin oyun gücünün sezon başına göre son dönemde geri gittiği yönündeki soruya İsmail Kartal diyor ki Bugünkü maçla ilgili bunu söyleyebilirim. Bundan önceki maçlarla ilgili berabere kaldığımız maçlarda da sonuna kadar futbol oynayan, mücadele eden oyun üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe vardı. Ama bugün istenileni veremedik. İyi futbol oynayamadık. Bugün için buna katılıyorum ama bundan önceki maçlar için katılmıyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. Büyük takımız önümüze bakıyoruz. En kısa zamanda toparlanıp tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz demiş. Yani son haftalarda Fenerbahçe'nin oyunda bir düşüş olmadığını söylüyor. Sadece Ankara gücü maçına özel bir düşüş olduğunu söylüyor. 2 Mart Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatay Spor maçına ilgili soru soruluyor. En iyi şekilde Hatay Spor maçına hazırlanacağız ve önümüze bakacağız diyor arkadaşlar. Şimdi basın toplantısına geçiyor. Basın toplantısında açıklamalar şu şekilde. Buraya tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu %100 pozisyonu gole çevirebilseydik. O golün vereceği moral ve motivasyon ile çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak Sahada iyi mücadele eden ve oyun ele geçirebileceğimizi düşünüyordum ama olmadı. Ve daha sonra istediğimiz gibi mücadele edemedik. Rakip daha yüksek motivasyonluydu. Daha iyi mücadele ettiler. Sonuçta bugün Fenerbahçe futbol takımı olarak kendi oyunumuzdan uzak beklemediğimiz bir oyunla bugün kaybettik. Sonuçta başta ben ve oyuncuların maçtan sonra bir toplantı yaptık. Nedenleri inceledik falan filan. Ankara gücünü tebrik ediyorum diyor. Biz sahanın içinde kalıp işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bugün biz istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Tepki veremedik. Sonuç olarak bundan ben ve oyuncuların ders çıkaracağız, önümüze bakacağız. Kendi aramızda tabii ki konuşuyoruz. Dünkü maçla ilgili neler, neler olduğunu bütün Türkiye biliyor. Galatasaray'ın Antalya Spor maçından ilgili söylüyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sadece dünkü maçla alakalı değil. Sezon başından beri gelen bir şey bu. Sonuçta tabii ki oyuncularımız da izliyor, bakıyor. Biz bir penaltı kazanıyoruz. Her yer ayağa kalkıyor. Ama onun haricinde verilmeyen bir penaltımız var. Onu kimse konuşmuyor. Sonuçta orayla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün biz Fenerbahçe futbol takımı olarak istediğimiz tepkiyi sahaya ortaya koyamadık. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz diyor. Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatay spor maçını en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe futbol takımının nasıl oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah'ın izniyle yine sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin önündeki 5 maç Hatay Spor deplasmanı, Union e, SG deplasmanı, Pendik Spor'la evimizdeyiz. Sonra Union SG evimizdeyiz ve Trabzonspor deplasmanı. Ben şu kadar diyeyim İsmail Kartal'a ve futbolculara. Şerefiniz varsa 5'te 5 beş galibiyet alırsınız. Yani açık ve net. Öyle kıvırmıyorum. Yok sen Ali koçcusun. Yok sen şucusun, bucusun. Şerefiniz varsa 5'te 5 galibiyet alırsınız. Size bırakıyorum artık. Yani çıkarılacak dersler. Ders böyle çıkarılır. Anlatabiliyor muyum? Tribünler tesadüfleri çok da duymadım ne olduğunu. Her iki tarafta birbirine bağırdığı için tribünleri çok da anlayamadım orayı. Sonuçta tabii ki Emre Berezoğlu da bugün iyi bir maç çıkarttı. Kendisini tebrik etmek lazım diyor. Şimdi Emre Berezoğlu'na ilgili de şunu söyleyeyim ben. Emre Belözoğlu Galatasaray'a karşı oynattığı Kazımcan'la başlasa ve bugün o hiç oynatmadığı Tolga ve Morutan'ı yani o gün ilk 11 başlatmadı Tolga ve Morutan'ı oynatmasaydı skor farklı olurdu. Fenerbahçe turu geçerdi. Ancak İsmail Kartal'da Zayt ve Kurun için gönlünü yapayım, oynatayım, düzelsinler dedikçe Fenerbahçe'yi dibinde dibine sokacaktır. Ee, ve herkes ya alacağı dersleri alsın ya da kulübü kapatalım gidelim. Ya bak ismi, Emre Belözoğlu hocam Galatasaray'a karşı takımını yatırdı. işte sattı maçı şöyle yaptı böyle yaptı. 50 çeşit yorum yapabilirsiniz. Hepsinde özgürsünüz. Hepsinde serbestsiniz. Her türlü yorum yapabilirsiniz. Peki şunu söyleyeyim. Emre Belözoğlu bunları Galatasaray'a karşı oynatıp belki de ters motivasyon yaptı. Ben bilemem. Hadi oğlum yaparsın edersin kendini kanıtla. Bak Galatasaray'a karşı kanıtlarsan şöyle olur böyle olur falan. Hani İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Yanlış anlamayın. Bunu yapıp ulan baktı ki bunda bir cacık yok deyip hatasından vazgeçmiş de olabilir. Mert Hakan. Maç kaybedebilirsiniz ama böyle değil. Fenerbahçe'ye yakışan mücadeleyi etmek zorundayız. Telafi etmek için hafta sonu elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesten çok özür dileriz diyor. Ferdi Kadıoğlu taraftarımızdan özür diliyoruz. Sahada kötü bir oyun ortaya koyduk. Şimdi oynayacağımız kazanmamız gereken 3 kupa var. Bu kupalara odaklanacağız ve kendimize düzen vereceğiz. Sonuçtan dolayı fazlasıyla üzgünüz diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Ee, hani en özür dilemesi gerekmeyen isim Ferdi Kadıoğlu. Yüreğini sahaya koydu. Elinden geleni yaptı. Hani en özür dilememesi gereken isim Ferdi Kadıoğlu. Diğerleri yattı resmen. Hani yaptıkları hiçbir şey yok desem yalan söylemiş olmam. İsmail Kartal'ın Galatasaray açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Yani oynadıkları oyunu herkes gördü. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Ha, Kötü oynadığımızı kabul ediyor. Basın toplantısında. Hani biz bir penaltı kazanıyoruz herkes ayağa kalkıyor diyor. Valla Gürcan Bilgiç'in değerlendirmesini ben size okuyayım. Ee, normalde Gürcan Bilgiç poliyanlıcıdır. Biliyorsunuz Fenerbahçe için poliyanla senaryolarını göreceğim bilgi çok güzel çizer. Bende de biraz var. Fenerbahçe sanki bugün elenmeye çıkmış gibiydi. Kaleci dahil arkadaki beşli ilk defa yan yana oynuyor. Aklım almıyor yani sen kupa deplasmanına giderken 7 rotasyon oyuncusuyla nasıl çıkabiliyorsun? Aklım almıyor. Bu elenmenin hayırlı bir tarafı olarak maç yükünün azaltması olarak görebiliriz. Başka bir başka bir şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde turu geçmek isteyerek maça çıktığını düşünmüyorum demiş. Ben de. <laughs> Bu maçta anladığımız şey Fenerbahçe'nin konsantrasyonunu Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne verdiğini düşünüyorum demiş. Ben şunu söyleyeyim bir korkum var. Bunlar konferansa da bence asılmayacaklar. Ligi odaklanalım diye. Yani Emre Berezoğlu maçtan sonra açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Biz ligde son maç takip etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kayseri maçından bahsediyor. Maçı. Bizim adımızda kötü bir senaryo vardı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu arada bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Kayseri Spor kadar bile olamadı. Kayseri Spor 2-0 geriye düşüp maçı çevirdi ha. Bilginiz olsun. Bütün oyuncular elimden geleni yapıyor. Falan filan. Ee, ne diyor? Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçe ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok diyor Emre Bölezoğlu'nun maçın bitiminde. Şimdi o kadar çok şey söyleyebilirim ki İsmail Kartal'ın bu şuursuzluğundan bahsedebilirim. Bak şurada söyleyeyim. 10 yıldır taraftar şampiyonluk göremiyor. Ee, ve tepki göstermesi haklı. İsmail Kartal diyor ki Allah'ın izniyle sezon sonu %100 şampiyon olacağımıza inanıyorum diyor. İyi de hocam inanmayla olmuyor ki bu işler. Bir şeyler göstermen lazım. Yani bir şeyler göstermen lazım. Bu taraftar bir şeyler bekliyor. Şimdi sosyal medyaya bakıyorsun. Yangınlar yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Yani e, sosyal medyaya bakıyorum. Ersun Yanal isteyenler, Şenol Güneş isteyenler, Montella isteyenler, Sergen isteyenler, ya Allah aşkına bırakın ya. Bırakın Allah aşkına ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar saçmalık olmaz. Vay arkadaş ya bu kadar olmaz. Gerçekten bu kadar. Bak kaybedecek bir senesi daha yok bu takımın. Ve yani transfer dönemi Fenerbahçe'ye zarar verdi arkadaş. Fenerbahçe'de top yapan, driplik yapan birçok oyuncu gitti. Kurun iş geldi. Zeiss geldi. Ya Allah aşkına bakıyorum. Bir Crespo, bir ne bileyim Lincoln. Ya Bonucci mesela. Ya Bonucci'nin ben bugün oynadığı topa bakıyorum. Garip ya. Gerçekten garip. O sayını mesela verilmeyen pozisyonu şu bu. Zaten dünkü yayında hepsini konuştuk. Ha, bu arada şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın 10 Mart pazar günü 16'da oynayacağı e, Çaykur maçı 8 Mart cuma günü 20'ye alınmış. Normal Avrupa'dan elendiği için normal arkadaşlar. Yani Avrupa'dan elendiği için normal. Onu söyleyeyim. Ya bunda bir şey yok. Beis yok, abes yok. Burada maç fikstürü bu kadar açıklamaları sıkıntıydı. Ben uzun lafın kısası size şunu söyleyeyim. Ee, Emre Belezoğlu da çıkaraca ya çıkaracağını çıkarttı, yapacağını yaptı. Ferdi özür dileyecek son insan. Hani Galatasaray kadrosu hayatımda gördüğüm en iyi Galatasaray kadrosuydu Emre Belezoğlu. O zaman siz senin de içinde bulunduğun kadro UEFA Kupası'nı şikeyle kazandınız. Petö ile kazandınız. Başka bir şeyle kazandınız. Yani o zamanki Galatasaray kadrosu 4 sene üst üste oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan. Demek ki siz şikeyle şampiyon oldunuz dikte. Çünkü bana sorsanız ben bir Fenerbahçe olarak derim ki ulan derim 4 sene şampiyon oldular, yapıldılar. Fark etmez. Arada da UEFA'yı sıkıştırdılar, Süper Kupayı sıkıştırdılar. Demek ki derim Galatasaray'ın prime kadrosu oraydı. Hani hep mi iyiler denk gelecek, dandikler denk gelecek. Demek ki siz o maç kupayı şikeyle kazandınız. Bu sene Galatasaray Sparta -Prak'tan 4 diyor. Yani Galatasaray Sparta Prag'dan 4 yiyecek bir konumdaysa en iyi kadrosu falan değildir. Maçın sonunda Osterwolde'nin boğazını sarılıyorlar mesela. Yani maçın sonunda 3-4 futbolcu Osterwolde'nin boğazına sarılıyor. Ben mesela hakemleri gerçekten merak ediyorum. En son buna sesini çıkarmayan hakem artık ilahi adalet midir bilmiyorum. Gitti birinden yumruk yedi. Anlatabiliyor muyum? Ya yazık günah. Bak İsmail Kartal'ın inancını anlıyorum. İnanmak başarmanın yarısı derler. O ayrı mesele ama takım bu psikolojik eşiği aşabilecek mi? O konuda tereddütlerim var. Ben şeyinde değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben Fenerbahçe'nin kazanmamak isteğindeyim. Fenerbahçe kazanmak istemedi. Bak oyun gücü geriye gitti mi diyor. Bugün için katılabilirim ama son zamanlarda katılmıyorum. Ya arkadaş sen 7-1'lik galibiyet elde ettin. Şu kanalın tarihindeki en yüksek izlenme sayısına doğru giden bir video. Anlatabiliyor muyum? O yüzden takım düşmedi diyorsam zaten anlatacak hiçbir şey yok, konuşacak hiçbir şey yok, çok da değerlendirecek bir şey yok arkadaşlar. İsmail Kartal istifa eder mi? Bu bana çok geliyor. İsmail Kartal istifa edecek mi? Şu olacak mı? Bu olacak mı falan? Ha, şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal şey, Fenerbahçe'nin futbolcusuna vuruluyor, ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Vuruluyor, ediliyor İsmail Kartal'ın futbolcusuna. Devam. Osterbolde'nin boğazına sarılıyor. Devam. Öbürüne bir şey yapılıyor. Devam. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Aa, Fenerbahçe futbolcularına az önce de söylediğim gibi şerefleri varsa 5 maçı da çıkacaklar. Alacaklar. Ha, e, Union SC maçı çift maçlı bir maç. Bugün İsmail Kartal prensleri olan Kurun içi aldı. Fenerbahçe taraftarının 7 ceddine sövmesini sağlayarak oynattı. Crespo Lincoln diye ben çok uğraştım. Adım komisyoncuya bile çıktı. Alın şimdi bir tık iki tane orta saha. Fenerbahçe'nin bu saatten sonra yapacağı tek şey şu. Futbolcularını sakatlamamak. Hani Fred, İsmail, Şimanski sakatlanmayacak. Sarı kart yemeyecek. Sakatlanmayacaklar. Sarı kart cezası duruma düşmeyecekler. Vesaire vesaire. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar İsmail Kartal istifa falan etmeyecek. Öyle bir olayı yok. Öyle bir düşüncesi yok. Bugün istifa edecek birisi varsa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tur. Nerede olduğu belirsiz. Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Ses seda yok. Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin duran topunu Bonitçi kullanacak kadar Fenerbahçe düştüyse biz hiç konuşmayalım. Biz hiç konuşmayalım. Hiç ağzımızı açmayalım. Ha Bonucci kötü futbolcu. Frikik kullanamaz. Geçmişinde şu kadar frikik gol attı falan filan. Bunların hepsini geçin. Fenerbahçe zayıtsa kaldıysa. Fenerbahçe kurun için şu haline kaldıysa. Fenerbahçe'de duran topu Bonucci kullanacak kadar Fenerbahçe düştüyse biz dükkanı kapatalım. Kimseyle de uğraşmayalım. Şimanski'nin performansı düşüyor. Niye? Fred yok hocam ondan. Tamam. Hadi Fred yok ondan. Kabul. E Batshuayi iyi oynadığı maçtan sonra Batshuayi yedek. Öbürü şöyle böyle. Neyse ben çok daha konuyu uzatırım. bir buçuk iki saat konuşurum. Adaletsizlikten bahsedeyim. Mert Müldür, Zayt, Osayi. Bu arada merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten şeyi de çok merak ediyorum. Osayi'de bir sakatlık var mı? Yoksa taktik icabı mı çıktı? Onu çok merak ediyorum. Tad için her maç bir golü, bir asisti yeniliyor. Bakalım takım nereye kadar gidecek. Vallahi inşallah İsmail Kartal dersi çıkartmıştır. Şimdi Galatasaray şunu da söyleyeyim. Avrupa'dan eleniyor. Teknik direktörü çıkıyor diyor ki ya diyor, biz rahatladık diyor. Avrupa performans şey olmayacak diyor. Lige daha konsantre olabiliriz. Herifler çıkıyor konsantre konsantre diyor. Biz bunu yensek Beşiktaş maçı. Stresi başlayacak. Derbi maçına çıkacaksın. Az buz değil. Ben Beşiktaş'ın Konya'yı eleyeceği görüşündeyim. Ben bir şey sürpriz olmazsa. Gerçi benim yıllar önce bir söylediğim bir söz var. Bizimkiler sizinkilerden şöyle sizinkiler bizimkilerden şey diye. E, yapacak ne zannetmiyorum. Bırakalım stresi birbirine girsinler. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlısı inşallah bu mağlubiyet. Hayırlı mağlubiyet olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Bu arada değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bakalım sizlerden ne yorumlar dökülecek.